Dekore etmekten en çok zevk aldığımız odalardır. Çocuk ve genç odaları. Çünkü onlar için atılan her adım, alınan her parça insana mutluluk verir. ...2015 yılında da çocuk ve genç odaları şık olduğu kadar bir o kadar da renkli ve eğlenceli. Günümüzün modern çizgilerini en son teknolojik yeniliklerle birleştiren Gökmen Grup bünyesindeki rengarenk mobilya, çocukların ve gençlerin ruhuna hitap eden dinamik, renkli ve eğlenceli ürün gruplarıyla İSMOB 2015'in önemli katılımcıları arasında yerini aldı. Ticaret hayatında 40. yılını dolduran üretimi, istihdamı ve ihracatıyla her yıl yükselen bir başarı grafiği çizen Gökmen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökmen'le yatırımlarını ve hedeflerini konuştuk. 2015 bizim 40. yılımız. Rengarenk sanki bizim torunumuz gibi, işte o da 4. yaşına basıyor şimdi. Yurt dışı fuarlardan Köln Fuarı, Çin Fuarı, Dubai Fuarlarına katıldık. 2015 İSMO Fuarında, mobilya fuarında ilişkiler daha birebire dönüştü. Çok iyi tepkiler aldık yurt dışından ve yurt dışından. Kısa sürede ülke genelinde 70'in üzerinde noktamız oluştu. İhracat noktasında yaklaşık 15 ülkeye ihracatımız var. Bunun içinde gelişmiş ülkeler de var. Almanya, Bulgaristan gibi diğer Orta Doğu ülkeler var. Bir Dubai, Kuveyt var. Kuveyt'te distribütörlüğümüz var. Körfez ülkelerine dağıtım yapıyorlar arkadaşlar. Mutluyuz yani, gideceğimiz çok mesafe var. Yurt içinde noktamızı en az 100'ün üzerine çıkartacağız. Yurt dışında da ihraç ettiğimiz ülke sayısı 20 gibi düşünüyoruz. Ama bunlar hep konsept mağazalar bazında. Yatırımcı ve iş adamı olarak biz hep pozitif bakmışızdır. Ülkemize güveniyoruz. Ülkemiz insanına güveniyoruz. Bir de ülkemizi seviyoruz tabii. Mobilyanın yanı sıra hızlı tüketim ürünleri ve otomotiv sektörlerinde yatırımlar gerçekleştiren grup hedef çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Yıllarca dayanıklı tüketim malları dağıtımı konusunda bayağı bir yere geldik. 2015'te ilk çeyreğinde Aksaray'daki otomotiv yatırımımız başlayacak. 50 bin metrelik yeni fabrika inşaatımız başladı şu anda. Hedefimiz 2015'in sonunda oraya faaliyete geçirmek. Müşteri memnuniyetine biz çok önem veriyoruz. Türkiye ortalaması çok üzerinde bir müşteri memnuniyeti puanlarımız var. Aynı şeyi rengarenkte de ben arkadaşlarıma söylüyorum. Müşteri bizim veli nimetimiz, o eski bir tabir ama ben şimdi arkadaşlarıma soruyorum. Kral kim? Her gün soracaksınız. Kral, alım gücü olan herkes, sokaktaki Ayşe teyze, Mehmet amca bizim kralımızdır. Yeni doğanlar bizim kralımızdır. Biz onların mutluluğu için çalışacağız. Rengarenk olarak da bayi yapılanmamızı, noktalarımızı artıracağız. 2014 yılı olarak 250 kişi istihdam ediyoruz. Toplam grup cirosu 400 milyon üzerine açtık Allah'a şükür. Türk mobilya sektörünün 2023 ihracat hedefinin yanı sıra dünyada ilk 5'e girmeyi hedefliyor. Bu hedeflere ulaşma doğrultusunda neler gerçekleştirilmelidir? Sektör adına neler söylemek istersiniz? Vallahi ülke insanımız, meslektaşlarımız çok özverililer. Yani bütün olumsuzluklara rağmen yılmadan mücadele ediyoruz. Zaten Türk insanının yapısında bu var. Yani bizim çok bir doğal zenginliğimiz falan yok ama iyi bir toplumuz. Dayanışmayı seviyoruz. Birlikte büyüyoruz. Bir engel görmüyorum. Son olarak buradan bizi izleyen genç girişimcilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz bir yatırımcı olarak? Vallahi önce kendilerini sevmeleri, kendilerini tanımaları, kendileriyle uyumlu içinde olmaları, sosyal çevreyle uyumlu olmaları ama sosyal medyada değil, birebir dokunarak, bir de iş çevresine uyumlu olmaları tavsiye ediyorum. Umutsuzluk çok yanlış bir şey. Ben görüyorum gençlere böyle her şey var, her şeyi sahip fakat umutsuz. Bu son derece kötü bir şey. Bütün alemleri yaradan bizi ihmal etmez.